Finlandiya 13 Temmuz 2020 itibariyle Avrupa içinde bulunan Avrupa ülkelerinden 16'sına daha seyahat sınırlamasını kaldırdı. Yani tavsiye etmiyordu eskiden. Şimdi giderseniz gidebilirsiniz bu ülkelere dine. Önceden de 6 ülkeye seyahat sınırlaması 15 Haziran itibariyle kaldırılmıştı. Şu anda Avrupa içinde 22 ülke seyahat sınırlaması kaldırılmış durumda. Oralardan gelenlere karantina uygulanmayacak. Yani bunlar içinde şu anda Almanya, 13 Temmuz itibariyle özellikle büyük devlet olarak Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya, Macaristan gibi Yunanistan bu arada. Yunanistan çünkü çok düşük koronavirüs vakası orada gibi ülkelere seyahat edilebilecek. Yani oradan gelenler de karantinaya alınmayacak. Finlandiya bu kararı verirken, önceden belirtmişti 24 Haziran itibariyle, son 2 haftada koronavirüs vakalarında 100 binde 8'in altına düşmesini esas almış. 8'in altına 100 binde. Avrupa topluluğu 30 Haziran'da 1 Temmuz itibariyle seyahat sınırlamalarını kaldırması için 16'yı almıştı. 100 binde 16. Yani Finlandiya onun yarısı. Yani Finlandiya çok daha zor. Yani Avrupa topluluğunun yarısı. Bu nedenle Avrupa Birliği içindeki ülkelere de seyahat sınırlaması kalkmadı. Mesela bunlardan hangisi var? Turizm ülkesi İspanya'ya seyahat sınırlaması şu anda Finlandiya'dan kalkmadı. Fransa'ya kalkmadı. Portekiz'e kalkmadı. Avrupa topluluğundan çıkan İngiltere'ye kalkmadı. Yani Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkeler yine onlar Avrupa topluluğu dışında ama Hırvatistan Avrupa topluluğu dışında Sırbistan değil. Sırbistan'a da kalkmadı. Bulgaristan, Romanya'ya da var. Yani Avrupa topluluğu içindeki ülkelere bile şu anda seyahat sınırlaması var. Bu ne demek? Türkiye'nin de aynı zamanda var. Çünkü Türkiye 100 binde 21'de. Yani Avrupa topluluğunun 16'sında 21'in üzerinde. Avrupa topluluğunun 100 binde 16 kriterinin de üzerinde olduğu için Avrupa topluluğu Türkiye'ye seyahate tavsiye etmiyordu. Yani seyahate edebilirsiniz ama tavsiye etmiyor. Mesela bu tavsiye etmediği zaman, karar olduğu zaman turizm şirketleri uçmamayı tercih ediyorlar. Şimdi Finlandiya'da ne oldu? İspanya'da Avrupa topluluğu ülkesi ama ona da seyahat etmeyi tavsiye etmiyorlar. Yani bunu böyle bilelim. Ülkeleri seyahatte sınırlamaların kaldırılmasında kriter 100 binde 8'in altı. Buradan ne görüyoruz? Yani bu ne görüyoruz buradan? Türk Hava Yolları 16 Temmuz'da Finlandiya'ya seferleri başlatacağını söylemişti. Şu anda aldığımız bilgiye göre bu 18 Temmuz civarı olabilir. 18 Temmuz'da bir sefer olabilir. Ama şu yeni kararlar neticesinde Türk Hava Yolları'nın nasıl bir karar alacağını da bilmiyoruz. Çünkü Türk Hava Yolları genelde Türkiye'ye seyahat sınırlaması kalkar mı kalkmaz mı diye düşünüyordu. Yani kararı da 22 Haziran'da almıştı. Aradan 2 hafta geçti. 2 hafta geçtiği için 2 haftanın üzerinde süre. Şu anda yeni kararın ne olacağını bilmiyoruz. Ama seyahat sınırlaması Türkiye'ye olduğu için Finlandiya'dan büyük bir ihtimalle Finnair'de Ağustos ayındaki uçuşlarını erteleyebilir. SunExpress bütün Temmuz ayındaki uçuşlarını ertelemişti. Bu arada Türk Hava Yolları'ndan da değişik bir karar gelebilir ama şu var. Haftada 4 seferi Finlandiya kaldırmaz bu şartlarda. Çünkü turist vizesinden veya yeşil pasaporttan buraya gelmek mümkün değil. Veya aktarma başka ülkelerden buraya yolcu getirmek mümkün değil. Ama inşallah bir sefer haftada koysalar bile yurttaşlarımız için veya ya Finlandiya'daki diğer Finliler için, Türkiye'ye gidecekler için ki evleri olanlar gitmek istiyorlar. Alanya'da özellikle evleri olanlar. Bu bakımdan belki bir seferi kaldırabilir haftada ama 2 seferi biraz. Çünkü yurttaşlarımız ne kadar feryadı figan eyleseler de Türk Hava Yolları uçaklarında yurttaşlarımızın sayısı %10'un, hadi bazen %5, yazda bazen %10. Uçağın geri kalanı diğer yabancılarla doluydu. Hep uçuş yapanlarınız bilir. Zaten gelecek ayın başında, Ağustos'un başında okullar başlayacağı için bundan sonra tatile gidecek için de çok az olur, yurttaşlarımızdan çok az olur. Bunların çoğu da aktarma olarak diğer ülkeler üzerinden veya arabayla gittiler. Bu bakımdan şu anda ben haftada 4 sefer değil de haftada belki bir sefer Türk Hava Yolları koyar mı bilmiyorum.
Daha gelecek günlerde bunu göreceğiz. Ama Finlandiya'nın aldığı bu karar neticesinde şu anda Finlandiya'ya zor uçuş. Avrupa topluluğu dışında Finlandiya hangi ülkelere uçuşu koydu? Yani uçuşu koydu deme, uçuş koymuyor. Serbest diyor. Yani gelirsen sana karantina uygulamam diyor buraya gelirsen. Türkiye'den gelenlere karantina uygulanacak. İngiltere'den gelenlere uygulanacak. Fransa'dan, İspanya'dan. Yani gitse gelse adam karantina uygulanacak ona. Yani Portekiz, böyle ülkeler şu anda Türkiye gibi karantinaya tabi, gidilmesi tavsiye edilmeyen ülkeler. Finlandiya bunun dışında Kanada'ya koymadı. Avrupa topluluğu koymasına rağmen Kanada'ya riskli gördüğü için Kanada'yı yapmamış. Ama ne diyor? Çin'e gidebilir, gelebilir diyor. Çin'de düşük şey olduğu için. İşte Tayland'dan işçi, bu meyve toplamak için işçi gelecekmiş. Onları getirirse diyor, getiren kişinin sorumluluğuna bırakmış durumda. Yani koronasını, şunu bunu. Eğer belki gelirler onlar. O da Tayland hükümeti bırakırsa tabii. Şimdi bunun dışında Cezayir, Fas gibi ülkeler, önceden de belirttim. Bunlar 100 binde 8'in de altında. Cezayir 6, ben en son hesabım 6,5 civarındaydı. Tunus, Fas da altta. İşte birileri diyordu Ruanda, Afrika'da bir ülke. O %2,5 civarında. Uruguay aynı şekilde Amerika kıtasında. O da %100 binde 3 civarında gene. Öbürü 2,5. Yani bunlar 100 binde 8'in altında koronavirüsü vakası olan ülkeler son 2 hafta verilene göre. Buradan görüyoruz onu. Ben bunları orijinal sitelerden girip bunları kendim hesaplıyorum. Ve köşe yazısı da yazdım en son bununla ilgili. Çünkü Türkiye'ye Kazakistan'dan sefer başlatmışlar. Hemen uçakta 12 tane, ilk uçakta koronalı çıkmış. Ya bunu başlatırken önceden hesaplasaydılar ki, ya bu son 2 hafta verileri nasıl? Kazakistan'da 164'müş. Yani Türkiye'nin 8 katı, ama oradan uçak kaldırınca tabii uçakta koronalı çıkma ihtimali yüksek. Ha, bu arada İsveç'in, Finlandiya'nın komşusu İsveç'e de aynı şekilde seyahat tavsiyesi yok. Sınırlaması var. Sınırlar zaten denetimde kapalı. Yani İsveç'i bile şu anda kara listeye almışlar. Ama İsveç'i niye almışlar? İsveç koronavirüsü vakalarında son 2 hafta verilerine göre 100 binde 150 civarında. Yani oradan, bir de önceki şeyimde söyledim. Finlandiya bunun için kabul etmiyor onu. Önceki videomda da söyledim. 100 binde 150, ama orada İsveç'te yaşayan yurttaşlarımız arasında korona vakası 4 kat normal İsveçli'ye göre fazla. Bu da ne oluyor? Onlar arasında 600 ediyor. Yani 100 binde 600 çok büyük rakam. Yani bu İsveç'ten kalkan uçaklarda, Türkiye'ye her haftada 3-4 uçak kalkıyormuş 17 Haziran itibariyle. Koronavirüslü olma, bir yolcunun olma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle birçok yurtta, ben tavsiye etmedim İsveç'ten aktarmalı uçuşları. Yurttaşların, Finlandiya'da yaşayan yurttaşlarımız da bu tavsiyeme uyuyorlar. Çoğu Danimarka üzerinden seyahat ediyor. Şimdi Almanya'dan da kalktığı için koronadaki karantina olayı, Almanya bu Finlandiya'ya gelmek istiyordu bazı yurttaşlarımızın akrabaları, yakınları. Bunlar rahat rahat gelebilirler. Kaldırılan ülkelerin listesini bu videomun sonuna koyacağım. Haritada koyuyorum Finlandiya nerelere seyahati tavsiye ediyor diye. Bunları buradan bakıp ona göre kendiniz değerlendirmeler yapabilirsiniz. En çok merak ettiğiniz Türkiye uçuşları başlar mı başlamaz mı sorusu, ben şu anda kendimde şüphedeyim. Ama Türk Hava Yolları inşallah bir sefer başlatsa bile haftada gene iyi. 4 seferi kaldırmaz. Bunu bilelim. Ama kendi zararına uçacaklarsa onu bilemiyoruz. Ama hiçbir hava yolu şirketi zararına uçuş yapmaz. Şu anda İsveç'te bile yurttaşlarımız çok fazla orada. Haftada 3-4 sefer kalkıyor. Buradaki uçaklarda gene de gurbetçiler şu anda oluyor. Finlandiya'dan bu kadar İsveç gibi yoğun bir nüfusumuz yok. Danimarka'da da var. Danimarka'dan kalkıyorlar yine, ama sağdan soldan da gidip aktarmalı gidenler var. Almanya ne oluyor? Almanya'da 5-6 milyon yurttaşımız var. Onun için Almanya bir devlet gibi, yani oraya Türk Hava Yolları veyahut işte Sun Express, Anadolu Jet gibi uçaklarla gittiğin zaman uçakların boş dönme ihtimali zayıf. Hollanda'da aynı.
Zaten Lufthansa gibi Avrupa büyük şirketler de şu anda Türkiye'ye uçuşlarını iptal etmiş durumdalar. Yani daha çok daha doğrusu Finlandiya aktarmalı uçuşlar iptal oldu. Bu bakımdan Türk Hava Yolları şu anda veya SunExpress oralarda tek tabanca. Onun için uçaklar dolabiliyor ve rahat rahat getirebiliyorlar. Ama İngiltere'den de seferler başlamış durumda. Ama İngiltere'de koronavirüsü Amerika gibi son dakikalarda yine fırlayacaktır. Çünkü İngilizler çok bu önlemleri 4 Temmuz itibariyle gevşettikleri için fazla uymuyorlar kurallara. Amerika'da biliyorsunuz önceki gün 60 bin günlük vaka sayısını gördüler. Niye? Önlemlerin gevşetilmesinin sonucu bu. İngiltere'de aynı durum bekliyor İngiltere'yi. Yani koronalı orada virüslü, koronavirüslü turistlerin bile Türkiye'ye gitmesi mümkün. İngiltere'yi Yunanistan, İngiltere ve İsveç'i Yunanistan oradan gelen turistlere şu anda ambargo koymuş durumda. 15 Temmuz'a kadar bakalım ondan sonra ne olacak. Çünkü iyi durumda değiller. Hiç kimse kendini risk altına almak istemiyor. Ben size genelde böyle detaylı bir biraz uzun oluyor bazen videolar ama bazılarınız her şeyi merak ediyor diyorum yani anlatıyorum. Sonuna kadar seyredenler değişik bilgiler alsınlar diye. Yani böyle sadece ya işte Türk Hava Yolları niye bize uçuş buraya koymuyor diye Türk Hava Yolları'na fazla ver yansın etmeyin yani böyle. Çünkü onlar da zor durumdalar. Erteliyorlar. Ama hep şey bekliyorlar yani ülkeler bu uçuş yasağını kaldıracaklar diye ama Avrupa topluluğu kaldırmadı. Bu arada Finlandiya'nın da şu andaki görünen hesaba göre Finlandiya'dan uçuşların kaldırılması, uçuk yasağının, ya uçuk yasağı değil de işte seyahat tavsiye edilmemesinin, seyahatin kaldırılması çok zor. Çünkü arada 2,5 kat fark var Finlandiya'nın. 100 binde 8, Türkiye 21'de. 100 binde, yani Türkiye'nin bunu 8'in altına düşürmesi şu anda zor gözüküyor. Avrupa topluluğu da tahminim o 16, 100 binde 16'yı aşağı doğru çekecektir. Çünkü denge istiyorlar. Risk kimse almak istemiyor. Bir de şunu söyleyeyim size, bunu siyasi olarak bu olaylara fazla bakmamanız gerekiyor. Mesela Finlandiya'da hükümet sağlık ve refah kuruluşu var. Onun bu korona ile ilgili tavsiyelerine hepsine uyuyor. Almanya'da işte Robert Koch mu öyle bir enstitü var. Alman hükümeti de ona mücadele teslim etmiş. Onların tavsiyeleri neyse ona uyuyorlar. Yani siyasilerin fazla yapacak bu konuda bir şeysi yok. Yani ben yaptım oldum olayı yok. Yani yasağı Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılar onlar ayarlıyorlar her şeyi. Onlar diyor şöyle şöyle yapın, yapmazsanız işte yaparsanız böyle. Finlandiya'da da öyle. Onlar dinlediler. 100 binde 8'in altı olsa diyor artık kaldırdı yine. Çünkü ikinci dalgayı herkes bekliyor. İkinci dalgada büyük zayiat görmemek için adımlarını dikkatli atıyorlar. Yani Türkiye'ye yasak var ama Türkiye'nin yanında bakın Türkiye'nin 21'in üzerinde Türkiye yani. Eğer 1 Haziran yerine 1 Temmuz'da korona önlemlerini kaldırsaydılar şu anda bizde herhangi bir şekilde böyle bir durum olmayacaktı. Çok iyi durumda olacaktık. Yani 800'e düşmüştük. Şu anda daha hala 1000'in üzerindeyiz vaka sayısında. Düşün Haziran şu ana kadar 40 yaklaşık 40 gün sonra şu anda nerede olacaktık? Büyük bilmede 100 binde 8'in onun altında olurduk da 8'in altında da olabilirdik. Ha ondan sonra şimdi rahat rahat her şeyi edebildik. Yani Fas, Cezayir veya Tunus'a gidin diyorlarsa bize de gidin diyeceklerdi. Yapamadık. Ama Türkiye'nin yanında şu anda İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi Avrupa'nın büyük ülkeleri var. Turizm mesela İspanya, Portekiz turizm cenneti Finliler için. Orada evleri var, şeyleri var ama kaldırmadılar yani. Türkiye'de kaldırmadılar onun için fazla şey yapmayalım. Bugünlük de bu kadar sizlere bilgilendirmelerim. Yine yeri geldiği zaman ilginç şeyler olsa sizlere yine haberdar edeceğim. Bugün 9 Temmuz 2020 Helsinki'den herkese selamlar.